Merhaba arkadaşlar. 57 ilde alımlar başladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na en az 3.788 TL maaşla memur alımı yapılacak. 10 Aralık 2021'in haberi arkadaşlar. Şartları neler? İnceleyelim. Arkadaşlar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı en az 3.788 TL maaşa memur alımı yapılacağını açıkladı. 57 ilde başlayan memur alımında adaylarda aranan başvuru şartı ve ilan metni bugün resmi gazetede yayınlandı. Bakalım arkadaşlar. Diyor ki en az 3.788 TL, en fazla 8.000 TL maaşla çeşitli mesleklerden memur alımı yapılacak. Başvuru şartları arkadaşlar, diğerleriyle benzerlik gösteriyor. Diğer yaptığımız videolarda iş ilanlarına da bakabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, kamu haklarından mahrum bulunmamak, Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasını ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı olan suçları işlememiş olmaz. Zimmet, irtikat, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik ve benzeri gibi. Askerlik durumu bakımından askerle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfta geçirilmiş olmak. Yani asker kaçağı olmayacaksınız arkadaşlar. 1 Ocak 2021 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak. 1 Ocak 1986 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olanlar. Arkadaşlar, şartnamede bunu istiyor. Yani 86, 96, 06, 16, 35 yaş. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 53. madde hükümler saklı kalma kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bir rahatsızlık hastalığı olmamış olmak. Arkadaşlar, en önemli kısmı burası. ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan kamu personel seçme sınavı B grubundan lisans mezunlar için KPSS 3, eğitim fakültesi mezunlar için KPSS 10, ön lisans mezunları için KPSS 93 puan türünden en az 70 puan almış olmak. Merkez teşkilatında destek personeli unvanlı pozisyonlara başvuracak adayların ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan KPSS B grubundan orta öğretim mezunları için KPSS 94 puan türünden puan almış olmak. Adaylar sadece bir il ve öğrenim durumuna göre pozisyon için başvuruda bulunabilecek olup birden fazla il veya nitelik için başvuru yapamayacak. Sadece bir meslek için başvuruda, branş için başvuruda bulunacaksınız arkadaşlar. Daha sonra başvuru şekli, yeri, zamanı ve diğer hususlardanmış. Başvurular arkadaşlar 26 Aralık 2021 Pazar günü saat 23.59'a kadar sadece E-Devlet Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kariyer kapısı, kamu işe alım ve kariyer kapısı, bu HTTPS arkadaşlar, HTTPS, bakın bu adresten elektronik ortamda yapılacak. Bilginiz olsun arkadaşlar, bu adresten yapılacak. Diğer kurumlardan yurt dışına mezunsanız denklik belgenizin olması gerekiyor. Mutfak bölümünden, beslenme bölümünden mezun olan adayların diplomalarına 2 yıl deneyime sahip olduğunu gösterir. Belgeyi PDF veya JPEG formatında başvuru sırasında sisteme yüklemeleri
gerekmekte. Arkadaşlar bahçecilik alanı, tarım teknolojileri alanı, tarım alanında mezun olanlar da 2 yıl deneyime sahip olduğu belgeyi PDF ortamına veya JPEG ortamına sisteme yükleyecekler. Bu şekilde arkadaşlar detaylarına internetten ve bakanlığın sitesinden de ulaşabilirsiniz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın sitesinden arkadaşlar ulaşabilirsiniz. Hayırlı